Dünyanın sonuyla ilgili dinlerin hepsinin aşağı yukarı bir açıklaması vardır. Dinler zaten insanların başlangıcı ile ilgili bilgiler verdiği gibi sonun da ne olacağına dair bilgiler vermektedir. Dinler insanların bu gayb bilgisi dediğimiz gayba ait, bilinmeyenlere ait olan bu konularda da en önemli açıklamaları yapan sistemlerdir. Bu ister Hristiyanlık olsun, ister Yahudilik olsun, İslam, Budizm olsun, Hinduizm olsun, hepsinin bir zaman anlayışı vardır. Zamanın başlangıcı ve zamanın sonuna dair açıklamalar vardır. İbrahim'i dinler dediğimiz, Hazreti İbrahim'in getirdiği tevhid mesajını devam ettiren üç büyük din olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam'da da hem insanlığın yaratılışı hem de ahiretiyle ilgili açıklamalar yer almaktadır. Bunlar tabii aynı zamanda ahiret ve ahir zamanla ilgili, dünyanın sonu ve ondan sonraki hayatla ilgili açıklamalar her üç dinde de mevcuttur. Hristiyan evanjelikler özellikle Hristiyanlık geleneğinde 18. yüzyıldan sonra ortaya çıkan bir hareketin sonucunda 19. yüzyılda iyice gelişen, Amerika'da özellikle ortaya çıkmış olan bir anlayış. Evanjelikler, Püriten dediğimiz özellikle Avrupa'daki kilisenin oluşturduğu asırlar boyunca geliştirmiş olduğu bir takım dogmalardan sıyrılarak gerçek otantik Hristiyan ve Hazreti İsa'nın inancı ve ilk dönem Hristiyanlığı yeniden yaşamayı kendine hedef edinmiş olan bir dini hareket. Bu nedenle insanın bireysel tecrübesine ve yaşantısına önem veren, daha çok kutsal ruhun etkisi altında dini tecrübeyi esas alan bir hareket. Bunlar eski ahidi de yeni ahidi de özellikle literal olarak fundamentalist dediğimiz metni literal anlayıp yorumlayan insanlar. Ve özellikle bunlar ahir zamana ilişkin kehanetlerin olduğu gibi gerçekleşeceğine inanan bir takım dini hareketler, evanjelikler. Onlara göre eski ahitte belirtilen ahir zamana ilişkin, dünyanın sonuna ilişkin, Mesih'in gelmeden önceki olayların bizzat gerçekleşeceğine inanıyorlar ve harfiyen gerçekleşecektir. Yeni Ahit'te özellikle Luka İncil'inde ve Yuhanna'nın Vahyi İncil'inde 15 ve 16. bablarda belirtilen ahir zamana ilişkin kehanetlerin de bizzat gerçekleşeceğini, nitekim bunların birçoğunun da gerçekleştiğine inanmaktalar. O nedenle ahir zamana ilişkin evanjelikler, özellikle onların Orta Doğu'da, bugün Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Armagedon denilen bölgedeki ahir zaman savaşının gerçekleşmesi onların en büyük umudu ve beklentileri. Şayet Armagedon denilen savaş, ahir zamandaki savaşı engelleyici herhangi bir girişim olacak olursa, bunu da durdurmayı kendilerine hedef edinmiş olan bir harekettir. Yani Orta Doğu'da bir barışın gerçekleşmesi yönünde Orta Doğu ülkelerinin atacağı her türlü adım bunlar tarafından engellenmesi istenen ve gereken bir şeydir. O nedenle ahir zamana ilişkin mesela kehanetler neler dediğimiz zaman, Yuhanna'nın vahyinde 7 büyük beladan bahsedilmekte. Bu 7 büyük bela daha çok mecazi olarak anlatır ama bunu evanjelikler harfiyen olacağını söylerler. Bu 7 büyük bela gökyüzünden Tanrı'nın 7 meleğe ellerine birer tas vererek bu tasın içindeki belayı boşaltmasını ister. Bunların birincisi toprağı boşaltır ve toprak yeryüzünde herkes veba ve bir takım salgın hastalıklarla mücadele edecektir, ölecektir bundan dolayı. Evanjeliklere göre bu kehanet gerçekleşmiştir. Bugün Afrika'da, dünyada birçok salgın hastalıklar, HIV virüsleri gibi birçok insanlar toplu halde ölmekte. Bu bela gerçekleşmiştir. İkinci büyük bela denize dökülecektir. Denize dökülen bela da gerçekleşmiştir evanjeliklere göre. Çünkü o denize dökülen belada birçok kan olacaktır, birçok ölüm olacaktır. İşte bugün dediklerine göre evanjelikler bu da gerçekleşmiştir. Çünkü kimyevi atıklarla beraber denizler, bir takım büyük sular hayvan ölüleriyle, balık ölüleriyle ve birçok ekosistem değişikliğiyle karşılaşılmakta. Denizler tamamen yok edilmekte. Bu da gerçekleşmiştir. Üçüncü bela ırmaklara atılacaktır. Irmağa dökülen beladır. Aynı şekilde bu da gerçekleşmiştir. Irmaklara ve akarsuların artık kirlendiğine, insanların birçok kimyevi atıklarla artık eski tabii özelliklerini kaybettiklerini görmekteler. Bu da gerçekleşmiştir. Bunun dışında
Fırat'ın Fırat suyuna dökülecektir ve böylece Fırat ve etrafındaki ülkelerin karışacağına dair kehanet var. Bugün Fırat ve doğusu olan bölgeler ki İran'dı, Suriye'ydi, Irak'tı ve çevre ülkelerin içinde bulunacağı bir belanın ve bir savaşın olacağı inancı vardır. Özellikle Tanrı'yı kıyamete zorlamak, işte evanjeliklerin en önemsedikleri konulardan birisi. Onlara göre Mesih'in bir an önce gelmesi için bu yedi belanın bir an önce gerçekleşmesi lazım. Bunun önüne geçecek olan her türlü anlaşma, uluslararası, Birleşmiş Milletler her türlü anlaşmaya bir an önce kaldırılması ve engeller kaldırılması lazım. Mesela bununla ilgili ilginçtir. Amerikan Cumhurbaşkanları en sonda seçilenler, geriye doğru gittiğimiz zaman Truman'dan başlamak üzere Jimmy Carter'lar, Bush baba oğul, aynı zamanda Trump da dahil olmak üzere bunlar bu evanjelik çevrenin desteklemiş olduğu siyasetçilerdir. Reagan dahil olmak üzere bunlar evanjeliktir ve bunlar mesela en son bu çevre koruma anlaşmasından Amerika çekildiğini biliyoruz. Neden çekiliyor? Çünkü ozon tabakası belalardan birisini de meleklerden birisi, o yedi belanın birisi güneşe atılmıştı. Güneşin insanları yakması gerekiyordu. Ozon tabakası anlaşmasını Birleşmiş Milletler'in kabul ettiğiniz zaman ozonun korunması gerekir. O zaman güneşin insanları yakmasına engel olacaksınız. Ozon tabakasının daha da açılarak insanlara daha fazla güneş zarar vermesi için bu anlaşmadan geri çekilmesi gerekiyordu ve Trump bunu yaptı. Çevre anlaşmasından çekindi. Bunun dışında mesela bir anlaşmadan daha çekilmişti. O da neydi? Yine yedi beladan birisi şehirlerin yıkılması kehaneti vardı. Şehirler yerle bir edilecektir. O bölgedeki şehirler. Buradaki tarihi yapıların korunması Birleşmiş Milletler'deki biliyorsunuz UNESCO anlaşması vardı. Amerika buradan da çekildi Trump geçtiğimiz birkaç ay içerisinde. Bunun sebebi yine artık Bağdat, Şam veya bildiğimiz Orta Doğu'daki büyük şehirlerin tamamının yıkılması gerekiyor. Şehirler yok edilecek kehaneti var çünkü Yuhanna'nın vahiy kitabında. Bir diğeri burada Armagedon Savaşı'nı Mesih'e inananlar ölmeyecekti. Mesih'e inananlar ölmeyecek kehaneti var. O nedenle gördüğümüz gibi biliyorsunuz son zamanda alınan karar çok ilginçtir. Tabii bu metinler üzerinden okumaya çalıştığınız zaman siyasi, dünya siyasetini askerleri bir anda çekme kararı aldı Amerika yakın zamanda görüyorsunuz. Mesih'e inananların orada ölmemesi gerekiyor o savaşta. Bunun yerine İsrailler desteklenmesi gerekiyor evanjeliklere göre. Evanjeliklere göre Tanrı'nın seçtiği kişi aynı zamanda dünya hayatındaki başarılarıyla öne çıkmış olan insanlardır. Bir kişi siyasette, özellikle ticarette, yatırımda, dünya işlerinde zengin olduysa, başarılı bir iş adamı olduysa Tanrı onunla birlikte olduğunun göstergesidir. Trump sadece bir siyaset değil, ticaretle de çalışkanlığıyla kazandığı zenginliği de beraberinde olan bir insan olduğu için evanjelik anlayışa göre Tanrı onunla birliktedir. O onun işaretidir. Çünkü evanjelizm aynı zamanda Protestanlığın önemli ilahiyatçılarından, önemli ilahiyat anlayışında zengin olan, dünyevi olarak zenginleşmiş olan insan aynı zamanda Allah'ın lütfunun kendisiyle birlikte olduğunun göstergesidir. Yahudi geleneğinde özellikle ahiret inancına ilişkin Eski Ahit'te benzer bir takım kehanetler yer almakta. Özellikle Babil sürgünü sonrasında, M.Ö. 6. yüzyıldan sonra İsraillerin, Yahudilerin devletlerini kaybettikten sonraki dönemde Babillerin işgali sonrasındaki sürgün sonrasında artık Kudüs ve İsrail'de bir devletin yeniden kurulması beklentisi adeta bir inanç haline gelecektir. Bunun kurulması için bunu gerçekleştirecek olan beklenti de sonunda bir Mesih'le gerçekleşeceğine dair bir inanç ortaya çıkacaktır. Yani ahir zamanda Mesih'in gelmesi inancı ve yeniden İsrail devletinin kurulması beklentisi Hz. Musa'nın Tevrat'ında olmadığı gibi sonraki peygamberlerde de olmayacak. Çok sonraları M.Ö. 6. yüzyılda özellikle Yahuda Devleti'nin Babiller tarafından işgali sonrasında ülkelerini kaybetmeleriyle başkentlerini kaybettikten sonra Kudüs Yahudiler için önemli hale gelecektir. Çünkü Hz. Musa zamanında Kudüs diye bir şehir yoktu. Hz. Davud'un orayı alıp başkent ilan ettikten sonraki dönemde Kudüs bir başkent olarak gelecek. Fakat dini
özellik kazanması, ahir zamanda kurulacak olan bir devlet veya Mesih'in gelişi beklentisi tamamen siyasi olarak büyük bir travma yaşanması sonucunda dini bir beklenti haline dönüşecektir bu beklenti İsraillerde. O nedenle ahir zamanda onlar da bir Mesih beklemekteler. Davud'un soyundan gelecek olan bir kurtarıcı ve ahir zamanda orada yeniden mabedenin inşası, kehaneti ve beklentiler onlarda da vardır.